Merhaba arkadaşlar, bugün In the Kitchen ünitemizin 3. ünitemizin LGS ve örnek soru çözümleriyle başlıyoruz. İlk sorumuz 2020 LGS'de çıkmış bir soru. Hemen sorumuzun soru kalıbına bakalım. Which of the following steps of the recipe should change places to get the correct order of the cooking process? Sorumuzda ne diyor? Hangi adımlar, tarifin hangi adımları yer değiştirmelidir? Niçin? To get the correct order of the cooking process, yemek pişirme aşamasının doğru sıralanışı için. Hemen yukarıda bakalım. Birinci adımımızda. First, put some oil into a pan and heat it. İlk olarak tavaya yağ koy ve ardından onu ısıt. Burada bir sıkıntımız yok. Bir önceki videomuzda yemek tariflerinde ilk adım olarak first'ı vermiştik zaten. İkinci adımımıza bakıyoruz. Add onions and peppers into the pan. Tavanın içerisine soğanları ve biberleri koy. Burada da bir sıkıntı yok. Üçüncü aşamamızda your meal is ready, enjoy. Yemeğin hazır, afiyetle ye. Bu en son basamak olmalı. Bir yemeği yiyebilmemiz için en sonda olması gerekir. Dördüncü basamamıza bakıyoruz. Pour the eggs into the pan and add some salt. Then fry the mixture for 5 minutes. Yumurtaları tavanın içerisine dök ve üzerine biraz tuz ekle. Ardından karışımı 5 dakika boyunca karıştır. Son basamağımız 5. basamakta dice the tomatoes and add them into the pan. Domatesleri küp küp doğra ve onları tavaya ekle. Burada son basamak olamaz. En son basamağımız yemeğimizin yeme aşaması olduğu için 3 ile 5'in yerini değiştiriyoruz. Cevabımız Ceyhan olacak. 2019 LGS'de çıkmış bir sorumuzla devam edelim. These are the pictures from Lily's video. Burada Lily'nin videosundan bazı resimler var. Lily is talking about making a delicious dessert. Lily, lezzetli bir tatlının yapımı ile ilgili konuşuyor. Sorumuzda ne istiyor bizden? Which of the following steps doesn't match with the one of the pictures above? Aşağıdaki adımlardan hangisi yukarıdaki resimlerle eşleşemez demiş. 1'den 4'e kadar resimlerimiz var. Gelelim şıklarımızı onlarla eşleştirmeye. A seçeneğinde put some milk, sugar, flour and vanilla in a saucepan. Biraz sütü, şekeri, unu ve vanilyayı tavanın içerisine dök diyor. Evet, burada var. A seçeneğimiz birinci resimde. Heat the mixture into the saucepan and stir it. Karışımı tavada ısıt ve ardından onu karıştır. İkinci resmimizde de B seçeneğimiz yer alıyor. Ceyhan'da peeled fruits and chop them into small pieces. Meyveleri soy ve onları küçük parçalara ayır. Yukarıdaki resimlerde böyle bir karşılaştırma yok. D seçeneğinde pour the mixture into the bowls. Karışımı kaselere dök ve ardından her bir karışımın üzerine biraz çikolata koy. Baktığımız zaman dördüncü resmimizde var, D seçeneğimizde var. Elimizde resimlerle eşleşmeyen seçeneğimiz meyvelerin soyulması ve küçük parçalara ayrılması olduğu için cevabımız Ceyhan olacak. Gelelim LGS'de, 2018 LGS'de çıkmış bir sorumuza. Önce sorumuzu okuyalım. Which picture shows the last step of the recipe? Hangi resim tarifin en son basamağını gösteriyor? Önce tarifimizi okuyalım. Bizden ne istemiş? Bir tomato salad, yani domates salatası. İlk adımımız, wash the some tomatoes, onions and parsley. Domatesleri, soğanları ve maydanozu yıka. Cut the vegetables into small pieces. Sebzeleri küçük küçük parçalara doğra. Put the vegetables in a bowl and mix them. Sebzeleri bir kaseye koy ve onları karıştır. Son basamağımız add some olive oil. Birazcık zeytinyağı ekle. Ardından da afiyetle ye. Peki bizim en son basamağımız add some olive oil olduğu için cevabımız resimle eşleşen Adana olacak. Bir diğer örnek sorumuz. Sorumuzda bizden ne istiyor? Hemen bir bakalım. Which picture shows the step after mixing the ingredients? Hangi resim malzemeleri karıştırdıktan sonraki basamaktır? Yani bizden istenilen malzemeleri karıştıracağız ve ardından ne yapacağız? Ona bakalım. How to make a cupcake? Bir cupcake nasıl yapılır? First, heat the oven at 200 centigrade degrees. İlk olarak fırını 200 santigrat derecede ısıt. Mix two eggs with a cup of sugar. İki tane yumurtayı bir fincan şekerle karıştır. Next, ardından add some milk, biraz süt, flour, un, oil, yağ and powder ve kabartma tozunu ekle. Then, daha sonra
mix all the ingredients. Bütün malzemeleri karıştır and pour the mixture into the cups. Sorumuza bakalım. Mix the ingredients demişti bizden. Bütün malzemeleri karıştır. Bundan sonraki basamağı sorduğu için hemen bakıyoruz. Pour the mixture into the cups. Ne yapmamız isteniyor bizden? Kapların içerisinde karışımı dökmemiz. Cevabımız bu durumda Bursa olacak. Ama yine de sorumuzun devamına bakalım. Finally, put the cups into the oven. Son olarak kapları fırına koy and bake for 30 minutes. 30 dakika boyunca fırında pişir. Cupcakes are ready. Cupcakeler hazır. Enjoy, afiyet olsun. Cevabımız Bursa olacak. Evet arkadaşlar, eğlenceli bir başka sorumuzla devam edelim. Çok sevdiğimiz dondurmalarla ilgili bir soru. Hadi okuyalım önce bir sorumuzu. Soru kalıbımızda bizden ne istiyor onu bir görelim. Which numbers, hangi numaralar should they press on the machine? Makinede hangi numaralara basmaları gerekiyor? Ne için? To buy a cup that reflects both their preferences. Her ikisinin de tercihlerini yansıtan bir dondurma satın almak için, külah satın almak için makinede hangi numaralara basmaları gerekiyor onu soruyor bizden. Önce yukarıda ne istiyorlar onu bir görelim. Rosa and Troy want to buy ice cream. Rosa ve Troy, Troy dondurma satın almak istiyorlar. Rosa loves only sour flavors. Rosa sadece ekşi tatları seviyor. But Troy likes ice cream with fruits. Troy ise meyveli dondurmaları seviyor. They have little money. Maalesef çok az paraları var. And they can buy only one cup of ice cream. Sadece bir külah dondurma satın alabilecekler. Bu durumda hangi seçeneği işaretleyecekler? Bizden istenilen sour flavors dediğimiz ekşi tatlar bir de meyveli olacak. Yukarıda ekşi olmayanları eleyelim. Chocolate, walnut, mint ve vanilya gitti. Vanilya, nane, çikolata ve cevizi elemek durumundayız. Devam ettiğimizde meyveli istiyordu fakat aynı zamanda da ekşi olacak. Banana ekşi olmadığı için onu da eliyoruz. Geriye kalan şıklarımız 1 cherry, vişne, 4 lemon, limon, 6 blueberry, böğürtlen. Bu durumda şıkkımız Denizli. Evet, bu sorumuzda Nick is playing a game. Nick bir oyun oynuyor. He should choose the correct moves and find Mary's favorite food. Doğru olan adımları seçmeli ve Mary'nin en sevdiği yiyeceği bulmalı. Sorumuzda bizden ne istemiş? Mary'nin en sevdiği yiyecek. Start'la başlayalım. Başlangıcımızda yolumuz var. Bakalım ne demiş? Mary likes homemade food. Mary ev yapımı yiyecekleri seviyor. Because she thinks it is good for her body. Çünkü onların vücudu için iyi olduğunu düşünüyor. Biz sağlıklı yiyecekler üzerinden gideceğiz. Fast food unhealthy olduğu için bu yolu takip etmiyoruz. Healthy food yolundan, yani sağlıklı yiyecekler yolundan devam ediyoruz. Burada ne istemiş? She would rather eat baked food. Neleri tercih ediyormuş? Fırınlanmış yiyecekleri yemeyi tercih ediyor. Bu durumda yolumuzun ikisinden birincisi lentil soup, mercimek çorbası. Fırınlanmış olmadığı için onu eliyoruz. Geriye kalan fish, fırınlanmış bir yiyecek olduğu için cevabımız fish olacak. Yani Mary's favorite food is fish. Evet arkadaşlar, maalesef videomuzun sonuna geldik. Hepinize sağlıklı, başarılı günler dilerim. Take care yourself. Kendinize dikkat edin. Goodbye.